Şimdi insanda kalp damar sistemi çok önemli. Neden önemli? Tek hücre olarak hayata başlıyoruz. Ondan sonra 40 hafta sonrasında 3 kilo ağırlığında 50 santim boyunda ortalama bir insan olarak başlıyoruz. Ve bir erişkin haline aldığımızda yaklaşık 70 kiloluk bir erişkinin tam 34 trilyon hücresi var. 34 trilyon hücre düşünün dile kolay bu kadar hücrenin. Her birinin farklı fonksiyonları var. Mesela burada kas hücresini görmektesiniz. Bu bir sinir hücresi, bu kar karaciğer hücreleri, şunlar da kemiği oluşturan osteoblast dediğimiz hücreler. Her birinin farklı besin ihtiyaçları var, farklı hormonlara ihtiyaç duyuyorlar, bir sürü atıkları var ve bunların hepsinin temizlenmesi lazım. Heraklit bundan ta kaç bin sene önce aynı nehre iki kere giremezsiniz ne nehir aynıdır ne o insan aynıdır demiş. Bunu derken acaba şu bilgiyi de bilse ne düşünürdü? Her gün insan vücudunda 50 ila 70 milyar hücre ölüyor ve bunun yerine yenileri yapılıyor. Ve eğer ihtiyaç olursa, örneğin kanama olursa, kan hücre yapımını örneğin vücut 100 kat arttırarak bu yapımı arttırabiliyor. Düşünün korkunç bir şey ve her gün aynı insan değiliz. Farklı bir insan olarak hayatımıza devam ediyoruz. Bu 34 trilyon hücrenin ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Oksijeni, suyu, vitamini ve benzerlerini. Metabolizma sonrası açığa çıkan atıklarının uzaklaştırılması lazım. Hücrelerin mikroplardan korunması lazım. Mikropla bulaşmış, ağır, hastalanmış veya kanserleşmiş hücrelerin vücuttan temizlenmesi lazım. Ve bu sırada vücudun ısı dengesinin korunması, basıncının korunması lazım. Bütün bunların yapılma, yapılabilmesi için sağlıklı çalışan bir kalp damar sistemine ihtiyacımız var.